açıkçası yani beklentilerin altında kaldık. Ben öyle hissediyorum ve zaten skorlar da bunu gösteriyor. Ama yani Efeler Ligi'nin ne kadar zor olduğunu burada mücadele eden takımlar bilir. Yani bunu herkes yaşıyor. Büyük takımlar, küçük takımlar artık çok kolay maç kazanamıyorsun. Onu yaşıyoruz. Yani aslında iyi başladığımız, iyi götürdüğümüz 19-20'lere kadar bayağı böyle üstün olduğumuz maçları sonrasında biraz tecrübesizlik, birazcık kendi beceriksizliğimiz kaybediyoruz. Bu tabii her hafta bunu yaşayınca geri dönüş çok zor oluyor. Hem sporcu açısından, hem taraftar açısından, hem bizim açımızdan. Ama dediğim gibi yani spor öyle enteresan bir şey, garantisi olmayan bir şey. O gün iyi hazırlanan, o gün birazcık daha fazla isteyen, doğru hareketleri yapan, herkesin kazanabileceği, isimlerin pek işe yaramadığı, dediğim gibi farklı bir branş. Yani sporda o anki psikolojin, o anki hissettiğin durum, açıkçası bunu birazcık kaybettikçe toparlaması daha zor oluyor. Şu an birazcık toparlanma sürecinde diyebiliriz. Bir tane yeni bir arkadaş aldık, tecrübeli bir pasör. Oyun kurulması ve takımdaki sistemi tamamen değiştirdi. Bu iki maçta da onu görüyoruz. Yani bir kazandık, geçen gün de Alanya'da maçında kaybettik. Ne kadar eksik yapabiliriz? Ne kadar daha az dinlenebiliriz? Ne kadar fazla daha dinlenebiliriz? Galatasaray büyük bir camia. Yani çok uzun yıllardan beri voleybolda destek veriyor ama her branşta aynı. Kimseyle aşık atmıyoruz. Kimseye örnek veriyorum, saygısızlık yapmıyoruz. Bu sene böyle kötü başladı. Umarım bu bir an önce döner. Bu Galatasaray maçı da olsun. Çıkış böyle başlasın. Takımın düzelmesi, moral motivasyonu. Umarım bu hafta herkesi şaşırtırız. Çünkü beklentiler çok yüksek bizden. Ama 14 takımlı bir ligde takımları alt alta yazdığın zaman 8 takım zaten çok iyi. Ve bizden 2 kat bütçeyle, hatta 3 kat bütçeyle mücadele ediyorlar. Biz onların arasına girmeye çalışıyoruz. Baştan beklenti çok fazlaydı tabii. Yeni takım, yeni bir işte hedef. Ama biz hedeften kopmadık. Yani bize 2 tane 3 tane galibiyet bizi tekrardan potaya, playoff'a sokar. Bunun ikinci yarısı da var. Umarım alnımızın hakkıyla buradan çıkarız ya. Ben kazananların var olduğu bir dünyadan geldim ve hep kazanarak geldim. Şimdi kaybediyoruz. Aklım almıyor. Sebebi tabii ki öncelikle değil mi, sorumlu olarak antrenör. Çünkü bu takımın bütün sorumluluğu bende. O yüzden kendime hissettiğim baskı çok daha fazla. Bu sene tabii bizim için de çok zorlu mücadeleler oldu. Kötü gidişatı durdurmak için her maç elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Umarım inşallah Galatasaray maçında bir başlangıç yaparak daha üst sıralara yer alırız.